Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları sürerken Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi de devam ediyor. Son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Karabağ'daki kritik öneme sahip Cebrail'in işgalden kurtarıldığını açıkladı. Peki bölgede durum ne? Hemen cephe hattına dönüyorum. Haberci arkadaşım Fatih Avanoz bizimle birlikte. Fatih, İlham Aliyev önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın stratejik önemini bize aktarır mısın? Ve tabii Ermenilerin yaptığı o sivillere yönelik saldırılar. Nilgün Bankaç, Ermeniler ne kadar da olsa sivillere saldırsa da Azerbaycan ordusunun ilerleyişinin devam ettiğini ifade etmiştik ve son 24 saatte müjdeler ardı ardına geldi aslında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den. Dün 7 bölge ve 7 kent yani köy ve bir yüksekliğin yine alındığı ifade edilmişti. Bugün de yine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Cebrail'in şehir merkezini ve çevresindeki birçok köyün yeniden Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldığını açıkladı. Tabii gerek bölgede gerekse de büyük şehirlerde şu an büyük bir coşku var. Bunu ifade edelim. Neden? Cebrail çünkü Dağlık Karabağ'ın etrafındaki 7 bölgeden biriydi. Ve Cebrail şu an için Azerbaycan'ın o Dağlık Karabağ yönetimiyle yine aşağı taraf İran sınırı arasındaki stratejik noktasıydı. Bağlantı yolunu yine aynı şekilde kaplayan bir araziye sahipti. Ve yine Güney Azerbaycan'la Kuzey Azerbaycan'ın birbirine bağlayan yolunda yine geçtiği o stratejik nokta Aras Nehri'nin orada Hüdafendi Köprüsü'nün olduğu yolda tarihi bir bölge, kadim bir bölge ve yine Azerbaycan'da binlerce, yüz binlerce o köşkünün aslında doğduğu topraklar Cebrail. Cebrail bölgesi oldukça önemli. Cebrail bölgesini Azerbaycan ordusunun almasıyla birlikte gerek Gubatlı Zengilan bölgesine gerekse yine Hankendi bölgesine istediği gibi hareket edecek ortada stratejik bir noktaya sahip Cebrail bölgesi ve Azerbaycan ordusu o noktayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamasıyla birlikte artık aldığını söyleyebiliriz. Azerbaycan ordusuna aşk olsun. Azerbaycan ordusuna yine büyük bir sevgi var, muhabbet var ve yine Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ındır dedi yine İlham Aliyev. Öte yandan Ermenilerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları da bugün devam etti. Özellikle cephe hattına uzak 60 kilometre mesafedeki Gence şehrine yönelik yine bir saldırı vardı. Ve o saldırı füzelerle gerçekleşti, roketlerle gerçekleşti ve o saldırıda sivil yerleşim yerleri hedef aldı. Birçok sivil yerleşim yeri tahrip oldu. Bir vatandaş şehit düştü. Yine 33 vatandaş da yaralandı. Bunun altını çizelim. Azerbaycan'dan çok sert tepkiler geldi. Ermenistan'ın yine insanlık suçu işlediği ifade edildi. Ve yine Ermenistan'ın cephe hattının dışında Azerbaycan şehirlerine yönelik saldırısı yine uluslararası kamuoyunda da tepki çekti. Azerbaycan ordusu sadece cephe hattı ve işgal edilmiş topraklarına yönelik bir harekat gerçekleştiriyor. Ve o bölgeleri aslında hedef alıyor. Ve bugün de gerçekten o bölgeleri gerçekleştirdiği harekat çerçevesinde yine o bölgenin sözde lideri diyelim o ağır yaralandığı açıklandı. Yine Cumhurbaşkanı Hikmet Acev'in yaptığı açıklamada ve Azerbaycan ordusundan sığınaklara girseniz dahi kaçamazsınız dedi Hikmet Acev. Bölgede harekat devam ediyor. Hocavent ve Hankendi bölgesindeki Ermenistan'ın savunma hatları birer birer yok ediliyor. Azerbaycan ordusunun eğer güneye mi gidecek Zengilan'a Gubatlı tarafına yoksa Dağlık Karabağ'ın kalbine mi gidecek artık onun kararını da Azerbaycan ordusu verecek. Kuzey hatta bakacak olursak artık Ağdere'den Tertere yönelik saldırıların azaldığını söyleyebiliriz. Daha çok Ağdam ve Şahbulak bölgelerinden yine bölgedeki köyler hedef alınsa da dünkü gibi bir önceki günkü gibi çok yoğun saldırılar olmadığını söyleyelim. Çünkü artık Ermenistan ordusu yavaş yavaş bu bölgeleri de terk etmeye başlayacağını söyleyelim. Madagiz'de yani su kavşağında yine her şey kontrol altında. Bölgedeki stratejik yollar kontrol altında. Kısa zaman içerisinde Ağdere'nin de artık tamamen Azerbaycan ordusunun kontrol altına girmesini bekliyoruz. Ve sırada da yine Şahbulak ve Ağdam bölgesindeki kalan Ermeni unsurların bölgeden uzaklaştırılması olacak Nilgün Balkaç.